Mobilium Mobilya AVM'nin sunduğu Meltem'le Zirvedekiler başlıyor. Kavunu ünlü, Çatalhöyük kentiyle ünlü, çok özel bir ilçe. Çumra'dayız efendim. En önemlisi de bu. Evet, o nedir? Sayın Valim artık ziyaret ederseniz buradaki hediyeden de bir tane alırsınız. Ne diyelim? Sakarya'mız daha iyi. Derinkuyu'dayız. Derinkuyu'da nereye gidiyoruz? Yeraltı şehrine gireceğiz birazdan. Evet. Evet, Konya'dayız bu hafta. Konya Valisi Sayın Cüneyt Orhan Toprak bu hafta zirve konuğumuz. Kendileriyle A'dan Z'ye. Evet, tarihi Erzurum evlerindeyiz. Burayı da sizlere tanıtmadan geçemezdik sevgili seyirciler. Sayın Valimiz. Tarih Kültür Kenti Bursa'dan merhabalar efendim. Selam saygılarımızla bu haftada programımıza başlıyoruz. Evet, Bursa'dan çok özel bir programla zirve konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Sizler için bu hafta neler hazırlamışız? Öncelikle onlara bakalım. Buyurun. Köklü geçmişiyle tarih ve kültür kenti. Büyük Cihan Devleti Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa. Meltem Dikici bu haftada Bursa'nın iki güzel ilçesi Mustafa Kemal Paşa ve İnegöl'den çok özel bir programla sizlerle buluşuyor. Bu programda neler yok ki? Zirve bir ilçe, İnegöl'den çok özel. AK Parti Milletvekili Avukat Vildan Yılmaz Gürel'le doğup büyüdüğü ilçe İnegöl hakkında. Milletvekili Gürel taktı önlüğü, girdi mutfağa. İnegöl köftesinin yapılışı ve özelliği. Mobilya sanayisi İnegöl'de büyüyor. Mobilium kapılarını Meltem'le zirvedekilere açtı. Mobilium Mobilya AVM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Timur Han'la mobilya üzerine sohbet. AK Parti Milletvekili Sayın Doktor Mustafa Eskin bu hafta zirve konuğumuz oluyor. Sümbülbahçe Konağı'nda tarih ve nostalji dolu bir sohbet. Marka bir ilçe, Mustafa Kemal Paşa'dan çok özel. Mustafa Kemal Paşa altyapı projesine hazırlanarak ilçe gelişiminde bir ilke imza atıyor. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kanar zirve konuğumuz oldu. Gerçek Mustafa Kemal Paşa tatlısını yerinde yedik. Mustafa Kemal Paşa tatlısının özelliği nedir? Hepsi şimdi Meltem Dikici'nin hazırlayıp sunduğu Meltem'le Zirvedekiler'de. İlk olarak Meltem Dikici'nin Bursa AK Parti Milletvekili Sayın Vildan Yılmaz Gürel'le gerçekleştirdiği röportaja gitmeden evvel haftanın zirve konuğu Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'i sizlere tanıtalım. 1976 yılında İnegöl'de doğdu. Avukat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2001 yılından itibaren İnegöl'de serbest avukatlık ve hukuki danışmanlık yaptı. Bursa ve İnegöl'de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmeti verdi. Gürel evli ve 3 çocuk annesidir. Şimdi Meltem Dikici'nin Vildan Yılmaz Gürel'le gerçekleştirdiği sohbetine gidiyoruz. Öncelikle bir Bursa diyelim. Bursa'yı genel olarak bize bir anlatır mısınız? Evet, ben teşekkür ediyorum. Bu güzel sohbet ortamında misafir olarak sizi ağırlamaktan çok mutlu oldum. Öncelikle onu ifade edeyim. Siz de tekrar hoş geldiniz. Evet, İpek Yurdu, büyük şehir, dir ve kadir olan Allah'ın namazgahı, Devletler Tah Merkezi ve eski Osmanlı başkenti Bursa. Evliya Çelebi böyle anlatıyor Bursa'yı. Vekillikten önce nasıl bir hayatınız vardı burada? Ondan başlayalım. Gözlerimi dünyaya İnegöl'de açtım. 43 yaşındayım ve ara ara
eğitim dolayısıyla ya da farklı sebeplerle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gitmiş, oralarda yaşamış birisi olarak tekrar İnegöl'e dönmek ve İnegöl'de yaşamak istedim. Eğitimimi tamamladıktan hemen sonra İnegöl'e geri döndüm ve serbest avukatlık yapmaya başladım. Ofisimi açtım büyük bir zevkle. Gerçekten İnegöl gibi bir şehre, aldığınız bir şehre hizmet yapabilmek büyük bir onur, gurur. 17 yıl serbest avukatlık hizmeti yaptım. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler yapıyorsunuz bu ara? Çalışmalarınızdan biraz da bahsedelim. Nelere önem veriyorsunuz bu dönem? Önerge verdim. Çok şükür ki 5 partinin de oy birliğiyle kabul edildi. Down sendromu, otizm ve diğer özgül öğrenme sıkıntısı çeken bireylerin ve ailelerin yaşamış oldukları sıkıntıların çözümü, tespiti, tedavisiyle alakalı neler yapılabiliriz'i araştıralım talebiyle, amacıyla kurulmuş bir komisyonda görev aldım. Zaten AK Parti'nin yapmış olduğu en güzel icraatlardan birisi de yani insanı yaşat ki devlet olasın düsturundan yola çıkarak her kesime el atmak ve insan olarak değerlendirerek mutlu olmasını sağlamak. İnegöl'den yayınımız devam ediyor. Sayın vekilimizle beraberiz. Sayın vekilim şimdi birazdan bize İnegöl köftesi nasıl yapılır ve damak lezzeti olarak bizlere sofralara nasıl geliyor? Bunun biraz sunumuyla ilgili sizlerle birlikte olacağız. Ekranlarınızdan ayrılmayınız efendim. Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel taktı önlüğü, girdi mutfağa. İnegöl köftesi nasıl yapılır bizlere anlattı. Gerçek bir İnegöl köftesinin yapılışını hep birlikte izleyelim. Sözü Meltem Dikici'ye bırakalım. Mis kokulu İnegöl köftesi sevgili seyirciler, bu hafta sizlerle buluşturuyoruz. Evet, Bursa'ya geliyorsunuz. Bursa'nın damak lezzetleri var ama İnegöl'ün İnegöl köftesi tabii ki tartışılmaz. Evet, İnegöl köftesi nasıl yapılıyor? Bu hafta sizlere anlatacağız. Nasıl yapılıyor efendim? Evet, tabii ki yapılışının tarifi bende değil. Sadece lezzeti damağımda, onu söyleyebilirim. Mutlaka köfte yemek isteyenleri buralara davet ediyoruz. Etinin dinlendirilmiş olması ve tabii ki ustamızın maharetli elleri sayesinde bu lezzeti tadıyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Evet. Güzel köftelerden şimdi size özel köfte yapıyor sayın vekilim. Evet, seyircilerimize özel İnegöl köftesi. Özel ekmeğimiz var. İnegöl'de restoranlarda, özellikle Besler restorantında sevgili seyirciler, bu ekmeği harika yapıyorlar. Bayıldık tadına. İsmi neydi? Dumanın kokusunu alıyor musunuz yavaş yavaş? Evet, almaya başladım ben. Evet. Evet, ismi zeytinyağlı ve cıbrikalı olduğu için cıbrikalı ekmek kızartması. Cıbrikalı ekmek kızartması. Vekilim, evet, çok teşekkür ederiz. Bugün sizi iyi yorduk. Bu da bir anı olarak kalsın, evet, sizlere inşallah. Biz herkesi İnegöl'e bekliyoruz. İnegöl köftemiz de şöyle. Sayın vekilimize de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Tabii bunları yemek için buraya gelmeniz gerekiyormuş. Vekilim öyle söylüyor. Tabii ki dondurulmuş olarak muhafaza edilebiliyor. Hı-hı. Marketlerde satılıyor. Ancak buradaki lezzeti evde bulamıyoruz. Ne mutlu efendim. Evet. Evet, bizden de sizlere bu hafta zirvede bir lezzet. Evet, İnegöl köftesiydi. Afiyet olsun efendim. Evet, yayınımız devam ediyor. Gözü mobilya sektöründe İnegöl'de. Mobilya sanayisi İnegöl'de büyüyor.
Türkiye'nin tek mobilya AVM'si olan Mobilium kapılarını Meltem'le zirvedekilere açtı. Mobilium Mobilya AVM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Timur Han'la mobilya sektörünü konuştuk. Avrupa'da ülkemizi temsil eden İnegöl mobilyasının kalitesi ve farklılığı şimdi Meltem Dikici'nin röportajında sizlerle. Öncelikle burası ne zaman kuruldu? Biraz buranın kuruluşundan bahsedelim önce. Öncelikle burası hayallerle başladı. Hayaller umuta dönüştü. Umutlar gerçek oldu. 2012 yılı başında üretmiş olduğumuz ürünlerimizi sergileyebilmek adına bir showroom'a ihtiyacımız vardı. Fikir buradan çıktı. 50 ortaklı bir yapıyla başladık burada. 2015 yılı Mayıs ayında totalde 95 mağazayla açıldı. Sonra taleplerimiz arttı, istekler arttı. İkinci etabı yapma gereği hissettik. Burası gelmiş olduğunuz yer A etabı. B etabında da aynı şekilde hızlı bir şekilde ilerledik. Kooperatif usulü kuruldu. B etabınla beraber şu anda 225 tane mağazamız var. 124 ortaklıyız. Her birimiz rekabet içerisindeyiz. Herhangi bir kavgamız, gürültümüz yok. Hizmet vermeye devam ediyoruz. İnegöl Mobilium AVM'ye geldiğinizde evinize uygun hem bütçesel anlamda hem görsel anlamda her türlü mobilyayı bulma şansına sahipsiniz. Oturma gruplarından, yumuşak gruplardan, yatak odalarımızdan, yemek odalarına kadar avantgardtır, luxury ürünlerimizdir, modern ürünlerimizdir. Her türlü şeye hitap edebilecek ürünlerimizi burada görürsünüz. Harika. İnegöl Mobilya'nın özelliği nedir? Bundan bahsedelim bence. İnegöl Mobilya'sının özelliği 100 yıldır aşkın bir zamanda İnegöl'de mobilya üretiliyor. İlk atalarımız işte Türkiye'deki ilk sandalye üretmişlerdir. Fırınlara yapılan kürekler üretmişlerdir. Bir kültürümüz vardı. Bu kültürümüzü devam ettirme çabası içerisindeyiz. Bizim özelliğimiz diğer şehirlerden bizi ayrıştıran çabuk hareket edebiliyoruz. Çalışma azmimiz var. Dünyanın her tarafını mobilya ile ilgili her şehri gezip fuarlarda fizibilite yapıyoruz. Bu anlamda kendimizi çabuk yenileyebiliyoruz. İnegöl'ü Ankara'dan ve Kayseri'den ayıran en büyük özellik çabuk hareket edebilme ve satmış olduğumuz, üretmiş olduğumuz ürünlerimizi böyle bir yapıda sergileyebilme. İnegöl 168 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Bildiğiniz gibi mobilya ihtiyaç öncelikli bir sektör değil, bir giyim gibi, gıda gibi. Ona rağmen son 3-4 yıldır hem Türkiye anlamında hem İnegöl şehrimiz anlamında ciddi bir ihracat potansiyeli yakaladık. Ağırlıklı bizim İnegöl açısından bahsedersek ağırlık Orta Doğu pazarındayız. Ama son yaptığımız, derneklerimiz yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde Avrupa'yı çok önemsiyoruz. Ve ilk yapacağımız bu yıl 2020'de büyütübülerimizi, Urge çalışmalarımızı Avrupa'da yapmak istiyoruz. Yani şehrin tanıtımını, mobilyum tanıtımını, mobilya ürettiğimiz arkadaşlarımızı Avrupa'da götürüp alıcılarla buluşturmak istiyoruz. Faaliyetlerinizden biraz bahsedelim. Nihai tüketiciden yurt dışı ve yurt içi toptan alımına kadar biz burada hizmetler veriyoruz. Nihai tüketicinin garantörüyüz. Burada herhangi bir mağazadan almış olduğu üründe bir sıkıntı çektiğinde mobilya muhabeme yönetimine başvurup tüm isteklerini çözebiliyoruz, giderebiliyoruz. Evine kadar hizmetimiz var. Toptan anlamında yurt dışı, yurt içi hiç fark etmiyor. Yine üreticilerin garantörü anlamında mobilya muhabeme hizmet vermeye devam ediyor. Garanti çok önemli. Garanti evet. Özellikle satış sonrası hizmet ve call center dediğimiz hizmetleri biz yaklaşık 2 yıldan beri çok üst düzeyde verme gayreti içerisindeyiz. AVM oluşumuz fiyatlarda biraz kabartılar oluşturuyor mu? Bence sevgili seyircilerimiz onu belki merak ederler. Çünkü AVM'ler biraz fiyatları hep yüksek deriz ya. Acaba orada mobilya sektörü nasıl? Ben bir kere bizi izleyen seyircilerimize buradan seslenmek istiyorum. Mobilium AVM'yi gezmeden evinize mobilyaya dair herhangi bir ürün almayın. Birincisi bu. İkincisi her birimiz üreticiyiz. Rekabet halindeyiz. 225 tane mağazamız var. Kıyasaya bir rekabet halindeyiz. Bu da nihai tüketiciye ve toptan anlamında mağazalarımıza fiyat avantajı olarak yansıyor. Ama en ufak bir kavgamız, gürültümüz yok. Hatta aradığı ürünü bizde bulamamış ise başka arkadaşlarımızı önerecek kadar da rekabet gücümüzü yüksek tutuyoruz. Bunda sizi dinleyen, bizlere burada izleyen tüm Kanal 7 izleyicilerine de muhakkak İnegöl'de misafir etmek istiyoruz. Evet.
Mobilyum alışveriş merkezimi gezsinler. Mobilyaya dahil her şeyi burada bulabilirler. Sadece mobilya değil, köftemiz meşhur. Kaplıcalarımız var. Şehrimiz o anlamda bir doğa harikası bir yer. Bizim misafirimiz olsunlar. Gerekirse otel masraflarını biz karşılayalım, yemek masraflarını biz karşılayalım. Ürün alıp almamaları hiç önemli değil. Yeter ki şehrimizi gezip Mobilyum AVM'yi tanısınlar. Bu lafların üzerine ne söylenilir? Hı. Gönülleri bol. Mobilyum Mobilya AVM'nin sunduğu Meltem'le Zirvedekiler devam ediyor. AK Parti Milletvekili Sayın Doktor Mustafa Eskin bu hafta zirve konuğumuz oluyor. Sümbülbahçe konağında tarih ve nostalji dolu bir sohbete geçmeden evvel haftanın zirve konuğunu sizlerle tanıştıralım. Bursa Karacabey'de doğdu. Tıp doktorudur. Bursa Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1991 yılında Uludağ Üniversitesi'ni bitirdi. 1993 yılında İstanbul Hasiki Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji ihtisasını tamamladı. 2010-2012 yılları arasında AK Parti İl Başkan Yardımcılığı ve Sosyal İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü. Doruk Sağlık Grubu'nun kurucularından oldu. Eskin evli ve 3 çocuk babasıdır. Şimdi Meltem Dikici'nin Sümbüllü Bahçe Konağı'nda gerçekleştirdiği sohbete gidiyor ve milletvekiline soruyoruz. Bursa nasıl bir şehir? Bursa çok farklı bir şehir. Aslında birbirinden farklı birçok özelliği içinde barındıran ve aslında tüm zamanların güzel şehri. Bizans İmparatorluğu'nun çok önemli bir merkezi. O zaman şifa şehri. Yani Bursa'nın termali Bizans İmparatorluğu'nun o dönemlerine gidiyor ve Theodora, İmparatoriçe Theodora ile anılıyor. Az önce söylediğim gibi Bursa farklı bir şehir. Bir yönüyle baktığınızda işte bir sanayi şehri. 1962'de ilk organize sanayi bölgesi Bursa'ya kurulduktan sonra gerçekten bu anlamda önemli bir kimlik kazanmış. Yani otomotivin işte çok önemli bir merkezi. Adeta Türkiye'nin Detroit'i diyebiliriz Bursa'ya. Bir tarım şehri Bursa. Türkiye'nin salçalık domates üretiminin %50'sinden fazlası Bursa'da gerçekleştiriliyor ve daha birçok üründe önemli bir özelliğimiz var. Bursa'da turizm desek neler çıkar karşımıza? Dünyada öyle bir şehir düşünün ki alternatif turizminin hemen hemen bütün başlıklarını yapabildiğiniz bir şehir. İşte o şehrin adı Bursa. Kış turizmini yapabiliyorsunuz. İnanç, tarih ve kültür turizmine ev sahipliği yapıyor. Doğa turizminde çok farklı özellikleri var. Ve az önce söylediğim gibi sağlık turizminin bütün komponentlerinde, yani işte medikal turizmde, termal turizmde, üçüncü yaş turizminde önemli potansiyelleri olan bir şehirden bahsediyorsunuz. Eskin bir doktor olarak sağlık alanındaki yatırımları nasıl değerlendiriyor? Aslında bu üç sanayi şehri, ekonomi şehri, stratejik sektör tarım şehri ve turizm şehrinin yanında bir dördüncü başlık olarak son 17 yılda AK Parti'nin yapmış olduğu icraatlarla birlikte bir sağlık şehri unvanını da koymamız gerekiyor. 68 sağlık yatırımı yapıldı son 17 yılda. Bunlardan 26 tanesi sadece hastane. Son olarak bence Türkiye'nin en güzel şehir hastanesi Bursa'ya yapıldı ve bu anlamda gerçekten çok önemli bir noktaya geldik. Şehir hastanesi tabii 6 hastaneden müteşekkil bir kompleks, bir referans merkezi. Sadece Bursa'nın değil ilçeleriyle birlikte Güney Marmara'nın bir referans merkezi haline geliyor ve burayı biz çok kısa bir süre içerisinde bir eğitim araştırma hastanesi ve merkezi haline getirme düşüncesindeyiz. Son bir mesajınızla sohbetimizi bitirelim. Ben bu şehre bir Cihan İmparatorluğu'nu kuran şehir Bursa'ya tekrar hoş geldiniz demek çok istiyorum size. Çok teşekkür ediyoruz.
bir ilçe Mustafa Kemal Paşa'dan çok özel. Mustafa Kemal Paşa altyapı projesine hazırlanarak ilçe gelişiminde bir ilke imza atıyor. Geleceğe taşınan projeleriyle Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kanar zirve konuğumuz oldu. Projelerini Meltem Dikici ile paylaşan Başkan Kanar'ın tek isteği modern bir ilçe oluşturmak. 1976 yılında Mustafa Kemal Paşa'da doğdu. İlkokulu Mustafa Kemal Paşa'da, orta ve lise eğitimini ise Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladı. Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. AK Parti Mustafa Kemal Paşa ilçe yönetiminde Ekonomi İşleri Birim Başkanlığı görevinde bulundu. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu. 2 Ocak 2018 tarihinde yapılan kongrede %95 oy oranıyla AK Parti Mustafa Kemal Paşa ilçe başkanı olarak göreve seçildi. 24 Aralık 2018 tarihinde ilçe başkanlığından istifa ederek AK Parti Mustafa Kemal Paşa belediye başkan aday adayı oldu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde halkın teveccühüyle Mustafa Kemal Paşa belediye başkanı oldu. Başkan Mehmet Kanar'a soruyoruz. Mustafa Kemal Paşa ilçesini bizlere tanıtır mısınız? İsmiyle münasip ilçemiz. Atamızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyan Mustafa Kemal Paşa gibi bir isme sahibiz. Çok özel bir isim. Bundan dolayı gururluyuz. Ne mutlu bize. Türkiye'de hiç kimseye mal olmamış bir ismimiz var. Markasıyız. Mustafa Kemal Paşa bir markayız. Akabinde Suşi gibi şelalemiz var. Duymuşsunuz, dünyaya mal olmuş. 38 metreden dökülen ve ormanın içerisinde müthiş bir manzara sahip olan bir tabiat harikamız var. Akabinde Tümbül'deki bir kaplıcalarımız var. Yorumu açık ve gelişmeye açık yerlerimiz var. Tümbül'deki bir kaplıcamız var. Daha sonra dediğiniz gibi marka değerimiz Mustafa Kemal Paşa tatlımız var. Bunlarla ilçemiz Bursa'nın 10 yıl içerisinde ilçesi olmasına rağmen 1/4 büyüklüğe sahip bir ilçe. Yani Bursa'nın 1/4 biz sahibiz yüz ölçüm olarak. Çok büyük bir alana hitap ediyoruz. 134 tane mahallemiz var. Dolayısıyla hem mahalle bakımından hem isim bakımından Türkiye'de sayılı ilçelerden bir taneyiz. Peki bu dönem neler değişecek Mustafa Kemal Paşa'da? Maalesef ilçemiz 40 yıldan beri eski içme su borularıyla oluşuyor. İç suyunu içiyor. Dolayısıyla en büyük projemiz bizim sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Alın Aktaş'ın desteğiyle birlikte içme suyu altyapımızı değiştirmek. En büyük projemiz bu. Şimdi bu altyapı projesinden sonra en büyük projemiz her zaman dediğim gibi bu pazar yerinden, herhangi bir yerden, yerlerden bir şey toplayıp da işte karnını doyurmaya çalışan insanımız olmasın istiyorum. Gıda sorunu, giysi sorunu olmasın istiyorum. Bununla ilgili bir merkez kurduk. Sosyal İşler Kültür Müdürlüğümüzü oraya taşıdık. Ve hem Gıda Bankası, hem Giysi Bankası, hem Barınma Evi, hem de Aş Evi'nin olduğu bir tesis kurduk. Herhalde son aşamalarındayız, peyzajındayız ve çevre düzenlemesindeyiz. Böylece çok büyük bir sosyal projeyi imza atacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Biz tüm bakımdan ilçe halkımızın en azından karnını açma düşünmesin, üşüyorum diye düşünmesin, dışarıdayım diye düşünmesin diye bir tesis açacağız inşallah. Çok güzel. Bir de Uğur Böceği projemiz var. Ben evet. Bu ismini çok beğendim sevgili seyirciler. Başkanımızı da ben bu konuda tebrik ediyorum. Ekonomiye artık çok büyük bir katkı sağlatmış burada. Neler yapacağız o konuyla da? Şimdi Uğur Böceği daha önceki belediye başkanımızın kurduğu ve geliştirdiği bir sosyal proje. Biz aynı zamanda bunun mahiyetini değiştirip de önce ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, sonra tüm halkımıza yaymak üzere işte İngilizce kursları, matematik kursları gibi, hızlı okuma kursları gibi şeyler çevirdik, kurslar açıyoruz. Böylece ilçe halkımızın da ihtiyaç duyduğu tüm yetenekleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi sporda da çok önemli konudayız. Şu anda geldiğimiz gibi Mustafa Kemal Paşa sporumuz vardı. Onu belediye büyümüze katarak Mustafa Kemal Paşa belediye spor yaptık. Ve şu anda ilk kere lider bitirdik. Sadece futbolda değil, aynı zamanda basketbolda da lideriz, voleybolda da lideriz. Tüm branşlarda, çalıştığımız, oynadığımız gruplarda da maşallah lider gidiyoruz. Şimdi bizim zaten bir engelli merkezimiz var. Murat Uzgur diye. Sağ olsun rahmetli Murat Uzgur'un adını verdiğimiz. O engelli merkezimizde engelli vatandaşlarımızda yine el kursları, teknik kursları veriyoruz. Ama şimdi bir de
bizim biliyorsunuz perşembe günleri pazarımız oluyor. Büyük pazarımız oluyor. Bu pazarda biz ilk geldiğimizden beri biz geldikli bir ekip kurduk. Bu ekibe tüm yetkilerimi verdim. 10 kişilik bir ekip, bu ekip. Ellerine tabletlerle önce mahalle mahalle gezdiler. Hangi kurumla sorunları varsa ilçemizin, onları fotoğraflayıp dertlerini dinleyip bize bildiriyorlar. 15 gün içerisinde müdürlüğümüz buna dönüyorlar. Şimdi ise o aynı ekip bu pazar günleri, perşembe pazarı olduğu zaman 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlarımızın çarşıdaki alışverişlerini hem eşyalarını taşıyorlar hem de bizim bulduğumuz arabayla, tuttuğumuz arabayla birlikte evlerine kadar bu işe götürüyorlar. Su şelalemizin çok yakınında 5 ay gibi kısa bir sürede TANAP Büyükşehir Belediyesi ve kendi ortaklığımızda bir 10 dönüm alanı tesis kurduk. En büyük ihtiyacı olan hem sabah kahvaltımız hem de akşam yemeğimiz, yiyebileceğimiz ilçemiz yeri yoktu. Şu anda 5 dönüm yeşil alan olan, içinde açık hava sineması olan, okçuluk merkezi olan, küçük bir kartika ve ehliyet alanı olan, böylece hem eğlenebilecekleri hem oyun bahçesi olan, eğlenebilecekleri hem de yemek yiyebilecekleri bir alan kazandırdık. Böyle turistler de geldi, hem yerli hem yabancı turist geldiği zaman bu çok değerli su uçtuğumuzda her türlü ihtiyacı giderebilecek. Akabinde tüm bildiğimiz var zaten, çok önemli. Onunla ilgili şu anda suyunun değerini arttırmak için sondaj yaptırıyoruz. Gerçi bir küçük bir şekilde kaplıcamız ve yanında misafirimiz var ama yeterli değil tabii. Çok önemli bir yerimiz yine orman içerisinde ama Akarca Mahallemi içerisinde. Daha da önemli olması, otelleri kurulması gerekiyor. Suyun kalitesinin ve değerinin de arttırılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor şu anda. Hakikaten bir kalabalık manda evimiz var. O da orada kadınlarımızın müşterek bir kooperatif kurduğu ve kahvaltıları yaptıkları ve manda evi dediğimiz mandanın öne çıktığı, manda kaymağının, manda sucuğunun satıldığı çok önemli projeler olmaya başladı bunlarda. Dolayısıyla her alanda ilçemizin değerini katma değer katmaya çalışıyoruz. Mustafa Kemal Paşa tatlısının yapılışını öğrenmeden gidemeyiz. Sayın Başkan, gerçek Mustafa Kemal Paşa tatlısını bizlere anlatır mısınız? Önce dediğim gibi Mustafa Kemal Paşa'mız bizim çok verimli ovalara sahip. Tüm Türkiye'nin domatesi ve biberi bizim buradan çıkıyor. Müthiş bir potansiyel sahibiz tarım alanında. Ve aynı zamanda hayvancılığa sahibiz. Tabii bu verimli topraklardan beslenen hayvanlardan kaynanarak sütle yapılan bir tatlı bu. Dolayısıyla her yeri sütle benzemez. Yeşilimiz ve hayvanımızın yediği yemlerden dolayı zaten süt ayrıyetten bir değer kazanıyor. Bu süt yapılan bir tatlımız, süt, irmik ve unun karışıldığı ama tabii taze peynirle yapılan ve içinde sırrı olan bir peynirimizle yapılan bu iş. Dolayısıyla bu taze taze tüketilmesi gereken bir tatlımız. Bu tatlıyı çabuk tükettiğimiz 3-4 gün içinde tüketmemiz lazım. Burada dolayısıyla gelip ilçemize yemeniz lazım bunu. Tam orta noktadayız. 404 kilometre otoban İstanbul İzmir uzunluğu. Biz tam 202 kilometredeyiz. Balıkesir'de 40 dakika var. Bursa'ya yine 40 dakika. İstanbul'a 2 saat otoban gelmesiyle birlikte. Osman Gazi sağ olsun, Osman Gazi Köprümüzle birlikte. Hükümetimizin büyük yatırımları da ilçemizin çok büyük etkisi oldu. İnşallah bu yakınlaşmalar bize yatırımcıların gelmesini de sağlayacak. Büyük yatırımlar geldikçe de otoban bağlantımız olacağını düşünüyorum. Bir zaman es geçirmiş ama o üzüntümüzü ağlayarak değil, daha büyük projeler çalışarak bağlantımızı sağlayacağız diye düşünüyorum. İlçemizin bu hem tarım bakımından hem turizm bakımından hem de sanayi bakımından çok güzel günler beklediğini vatandaşımıza müjdelemek istiyorum. Dünyaya bir mesajınız var mı desek, Mustafa Kemal Paşa'dan ne dersiniz? Ülkemizi, hatta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilçemizin bu tarihi ve turistik yerlerini görmeye davet ediyorum. Tatlımızdan tatmaya davet ediyorum. Bu şekilde Allah da birlik beraberliğimizi bozmasın. İnşallah bayrağımız her yerde sallansın diyorum. Efendim, bu haftalık da bu kadar. Başka diyarlarda buluşmak üzere. Evet, zirvede kalın, bizde kalın diyoruz ve sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Mobilium Mobilya AVM, Meltem'le zirvedekileri sundu.